Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında sebzeli güveç yapımını göstereceğiz. 400 gram kuşbaşı dana eti, 2 tane patates, 13 tane arpacık soğan, 1 tane kabak, 1 tane patlıcan, 3 tane biber, 2 tane havuç ve bir miktar kullanmamız için tereyağı. Şimdilik malzemelerimiz bunlar. Yapımına geçiyoruz. Etimizi tavaya koyduktan sonra şimdi yağımızı dolduruyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Hafifçe kavurmaya başlıyoruz. Patlıcanı güzelce soyuyoruz. Kabağımızı da güzelce soyuyoruz. Ve patlıcanı kabağı doğramaya geçiyoruz. Evet, bu arada etimizi kavurmaya devam ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Ve tabii ki kapağını kapatıyoruz. Çünkü yumuşaması gerekiyor, sert olmasın diye. Bu şekilde beklemeye bırakıyoruz. Şimdi sıra havuçlara geldi. Havuçlarımızı soyduk. Şimdi havuçları doğramaya geçiyoruz. Şimdi ise havuçlarımız doğrandı. Sıra biberlere geldi. Şimdi tabii ki biberlerimizi doğruyoruz. Evet, şu anda biberlerimiz doğrandı. Şimdi artık neye geçiyoruz? Patatese geçiyoruz. Şimdi patateslerimizi soymaya geçiyoruz ve doğramaya geçiyoruz. Evet, patateslerimiz de hazır. Şimdi artık soğana geçiyoruz sıra. Arpacık soğanımız da. Soğanlarımızı dizdikten sonra şimdi soğanları hazır hale getiriyoruz. Şimdi soğanlarımız hazır durumda. Artık kavurmaya geçeceğiz soğanlarımızı. Etimiz suyunu saldı. Çekti, yumuşadı biraz. Arpacık soğanları da ekliyoruz. Ve kavuruyoruz. Şimdi biberleri ekliyoruz. Ve güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Kalan bütün malzemelerimizi ekliyoruz. Ve onları da bir güzel kavuruyoruz. Şimdi tereyağımızı kavurduğumuz tüm karışıma ekliyoruz. Ve onunla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Ve birazdan baharatlarını ve bir miktar su ekleyeceğiz. Tuz ekliyoruz. Karabiber. Nane. Kekik. Kırmızı toz biber, pul biber ve kimyon. Kimyon un değil bakın arkadaşlar, kimyon. Hepsini bir karıştırıyoruz. Çok az bir miktarda su ekleyip sonra güveç kabını alacağız. Evet, bu kadar yeterli. Tabi biraz suyunu çekecek bu şekilde. Altındaki ateşte bu şekilde yanık. Böyle bir miktar suyunu çekene kadar bekleyecek. Sonra güveç kabını alacağız.
Bütün sebzelerimiz bayağı yumuşadı. Şimdi güveç kabını alıyoruz hepsini. Evet, güvecimize dizdik. Şimdi üzerine alüminyum folyo ile kapatıp fırına vereceğiz. Evet, şimdi güvecimiz hazır ve kapaklarını açıyoruz. Sebzeli etli güvecimiz. Şöyle bakın. Kokusu mükemmel. Diğerini de açıyoruz. Of, 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 of. İşte arkadaşlar, şahane yemeğimiz hazır. Biz afiyetle yiyoruz. Sizler de buradan izleyerek aynı şekilde yapabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler.